Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Kambur Vesim'i tanıtmaya çalışacağım. Asıl adı Abbas Vesim bin Abdurrahman, 18. yüzyılın ikinci yarısında tıp alanında şöhrete ulaşan isimlerdendir. Kambur Vesim lakabıyla tanınmıştır. Kambur Vesim, zamanının saray doktorlarından olan Bursalı Ali ile Ömer Şifai'den tıp, Yanyalı Esat Efendi'den de felsefe dersleri aldı. Daha sonra Ahmet Mısri'den de astronomi öğrendi. İlmi kişiliği. Hamiliye Etfal Hastanesi, yani Şişli Çocuk Hastanesi başhekimi İbrahim Paşa 1901 yılında İktam gazetesinde İslamların ve bilhassa Türk milleti necibesinin tababete ettikleri hizmetler başlığı altında yazdığı makaleyle Doktor Vesim üzerine dikkatleri çekmiştir. Yine İktam gazetesinin 4040 numaralı nüshasında yazdığı bir makaleyle de Abbas Vesim'in veremin tedavisiyle ilgili görüşlerine yer vermiştir. Abbas Vesim'i övdüğü makalede onun hastalık mikroplarını Avrupalılardan 300 yıl önce keşfettiği ve hele verem ve frengi hastalıklarının tedavisi hakkındaki düşüncelerinin 20. yüzyıl başında bile ondan daha iyi olamayacağı ve böyle eski doktorlarımız varken her şeyi Avrupa'dan beklemenin manasız olacağını yazmıştır. Abbas Vesim, etiyolojiye, sebeplere önem veren, tedavinin semptomatik ile ilgili olmasının gereğine inanmış iyi bir klinikçidir. Tıbbı iyice anlayabilmek için fizik ve mekanik ile deneysel kimyanın gerekli olduğunu savunacak kadar aydınlık görüşlüdür. Bu konuda yazdığı Tıbbı Kimya Cild adlı eseri bunun ispatı durumundadır. Abbas Vesim temelde İbn-i Sina tıbbına bağlı bir kişidir. Buna aldığı eğitim ve yaşadığı çevrenin tesiri vardır. Abbas Vesim'in en belirgin özelliklerinden biri de eserlerinde vazife bilgisi konusunda zamanının düşüncelerini yansıtan değerlendirmelerde bulunması, doktorluk görevlerine, bu mesleğin ilmi gelişmesine ve uygulama şekline yön vermiş olmasıdır. En önemli eseri. Abbas Vesim'i üne kavuşturan eseri eski ve yeni tıbbı birleştiren Düsturul Vesim fi tıbbil cedid vel kadim adlı eseri oldu. 2 cilt ve 2083 sayfadan meydana gelen eser bir ön söz, 4 bölüm ve bir de son sözden meydana gelmektedir. Ön sözde tıpta bilinmesi gerekli olan kanunlar, 1. bölümde organlara ait hastalıklar, 2. bölümde kadın ve çocuk hastalıkları, 3. bölümde şişler, ülserler, 4. bölümde basit ve bileşik ilaçlar, son sözde de doktorlara yapılan tavsiyeler yer almaktadır. Yazar ön sözünde çeşitli eserlerden faydalandığını bildirir. Tedavide fizik ve kimyadan da faydalanılmalıdır tezini savunur. Doğulu ve batılı doktorlardan nakillerde bulunur. Hastalığa ait bölümlerde zatürre, kan tükürme, akciğer veremi, zatül cem'den bahseder. Zatürreye halk arasında ögen yani akciğer ağrısı denildiğini söyler. Sebep ve belirtileri anlatırken detaya inmez. Daha önce yazılan kitaplarda yer alan krizden ise hiç söz etmez. Kan tükürmenin içki çok içenlerde olduğunu, kanın özellikle sabahları geldiğini kendi gözlemlerine dayanarak söyler. Verem hakkında söyledikleri İbn-i Sina'nın kanunundan aktarmadır. Bazı yazarlar veremin mikroplar yoluyla olduğunu keşfetme şerefini Kambur Vesim'e verirler. Abbas Vesim eserinin 1. bölümünde dizanteri, mide ve bağırsak hastalıkları, uma ve kalp hastalıkları üzerinde durur. 2. bölümde dikkati çeken taraf çocuk sağlığından bahsederken isim söylemeden İbn-i Sina'dan aktarmalarda bulunmasıdır. Öte yandan bir sosyolog gibi şu tavsiyelerde bulunmaktan da geri durmaz. Çocuklar 6 yaşından önce okula gönderilmemelidir. Onlara gerekli gereksiz dayak atılmamalıdır, kabiliyetlerine göre iş yaptırılmalıdır, çocuklar para umarak çalışmamalı, zengin çocuklar miras bekleyerek oturmamalıdır. Abbas Vesim eserinin son sözünde Hipokrat'ın meşhur yeminine yer vermekte, tıbbın adabından bahsetmektedir. Hayatını yazan eserlere göre evi Avrupalı doktorlarca dolup boşalan ünlü doktor, eleştirici, zeki bir kafaya sahip olmasına rağmen eskilerden öğrendiği, işittiği şeyleri nakletmekten de kendini kurtaramamıştır. Abbas Vesim'in bileşik ilaçlarla ilgili Vesiletül Metalib fi ilmit Terakip adıyla yazdığı Akrabaddin ayrıca Astronom ve Tıbbı Kimya Cild adlı eserleri bulunmaktadır. Bunların dışında 5 eser daha yazdığı bildirilmektedir.